Çünkü deccaliyet destek veriyor. Eskiden beri öyle. Mesela Firavun da destekledi homoseksüelleri. Hep sarayında bakın o rölyeflere falan hep homoseksüelleri gösterir. Nimrod da öyle. O kendi de homoseksüeldi. Sarayı da homoseksüellere doluydu. Pompei de çaka çaka homoseksüellere doluydu. O zaman deccaliyetin en güçlü olduğu devirler. Allah yerle bir etmişti biliyorsunuz. Her devirde deccaliyet tarafından desteklenmiştir. Şu anda da İngilizlerin devleti, yani deccaliyet tarafından homoseksüellik destekleniyor. Halid Ecik'te mesela bir eskiden TRT'de görev almış bir kardeşimizle görüştük. TRT'de çok uzun yıllar kilit görevlerde bulunmuş. Hindistan, Pakistan her yeri gezmiş. Hocam diyor, oralarda diyor en az %70'dir diyor homoseksüellik oranı diyor. Yani en az diyor, yani mahvolmuş vaziyette diyor. İslam ülkeleri. Afganistan'da falan da öyle, İran'da da öyle. Akıl almaz yüksek homoseksüellik. Hatta devlet başkanları bile saydı, isim isim saydı. Onlar da homoseksüeldir diyor. Yani ünlü birçok kişiyi saydı devlet. Onlar hepsi homoseksüel diyor. Hakikaten, hatta bir tanesi teknede yakalanmış homoseksüel parti verirken, kral ya adam, kral böyle, bilmemişler o sivil kıyafetliymiş, homoseksüel ilişki halinde yakalanmış, ondan sonra tutanak tutulmuş, sonra kral olduğu anlaşılınca basına da yansımış olay, basındaki haberi bütün gazeteleri toplatmışlar. İmha edilmiş gazetede falan, rezalet çıkmış yani, çok büyük bir rezalet. Afganistan'da da akıl almaz yüksek. Oğlan çocuklar, genç çocuklar böyle kadın kılığına gezdiriyor, onları oynatıyorlar falan. Yani kepazeli kol geziyor. Evet, dinliyorum. Evet, dünya çapında homoseksüel propaganda.